Motor sinirler ve kaslarla ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu istenmektedir? Her motor sinir dallanmalar yaparak birkaç ya da çok sayıda kas lifini kontrol eder. Doğru bir açıklamadır. Arkadaşlar kas lifi kas hücresi demektir. Motor sinirlerden birincisine baktığımızda 2 dallanma yaptığı, ikincisine baktığımızda 1, 2, 3 dallanma yaptığı, bu sayede birden fazla kas lifini uyardığı görülecektir. Kas lifleri merkezi sinir sisteminden uyarı alarak çalışır. Doğru bir açıklamadır. Arkadaşlar omurilik ve beyin merkezi sinir sisteminin yapılarıdır. Dolayısıyla omurilikten kas lifi uyarı aldığı için merkezi sinir sisteminden uyarı aldığını söylemek doğru olacaktır. Sinir kas bağlantılarından kas birimlerine nörotransmitter salgılanır. Doğru bir açıklamadır. Uyarı motor nörondan kas hücresine asetilkolin denilen nörotransmitter maddelerle aktarılır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Verilenlerden hangisinin pestisit kullanımının azaltılmaya çalışılmasının sebeplerinden biri olmayacağı istenmektedir? Arkadaşlar, belirli pestisitlerin sıklıkla kullanılması, doğal olarak pestisit ve herbisitlere dirençli olan bireylerin doğal seçilim mekanizmasıyla ortamda kalmasına, dirensiz olan diğer bireylerin ise yok olmasına sebep oluyor. Böylelikle pestisit ve herbisite dirençli bireylerin sayıları zamanla artacak. Dirençli popülasyonlar insanların daha sık aralıklarla ve çok miktarda ilaçlama yapmasına, dolayısıyla çevre kirliliğinin artmasına neden olacaktır. Buna göre direnç kazanan yabani ot ve böcekler tarımda verimliliği azalttığı için aşırı ve bilinçsiz pestisit kullanımı yabancı ot ve böceklerde direnç oluşturduğu için, toprak, su ve hava kirliliğine neden olduğu için ve besin zincirine karışarak diğer canlıların vücutlarında biyolojik birikime neden olacağı için kullanımı azaltılmalıdır. Fakat pestisit kullanımı tarım ürünlerinde yeterli verimi sağlayamamaktadır ifadesi yanlıştır. Pestisit tarım ürünlerinde verimi sağlamakta ancak az önce okuduğumuz nedenlerden dolayı kullanımının sakıncalı olduğu düşünülmektedir. Bunun yerine organik tarım, biyolojik mücadele tavsiye edilir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Boşaltım sistemi ile ilgili hangi ifadenin söylenemeyeceği istenmektedir? Arkadaşlar, boşaltım sisteminde böbreklerdeki her bir üniteye nefron denilir. Böbrekler idrar kesesine iç idrar kanalı denilen üreterle bağlıdır. Böbreklerden çıkan iç idrar kanalına üreter denilir ve üreterler mesane denilen idrar torbasına bağlıdır. İdrar böbreklerde havuzda toplanır. Doğru bir açıklamadır. Böbrek kabuk bölgesinden, öz bölgesinden ve havuzcuk dediğimiz pelvisten oluşmaktadır. Nefronlarda süzülme, geri eminim ve aktif boşaltım gibi işlemlerle oluşan idrar havuzcuk denilen pelviste toplanır. Böbrek atarı böbreğe kirli kan getirir. Böbrek topları böbrekten temiz kanı götürür. Yanlış bir açıklamadır. Böbrek atarıyla böbreğe temiz kan getirilirken böbrek topları böbrekteki kirli kanı götürür. Bowman kapsülüne bir atar damar kan getirir. Bowman kapsülünden bir atar damar kan götürür. Doğru bir açıklamadır. Arkadaşlar, nefronlara getirici böbrek atarıyla kan getirilir. Sonra glomerulus şeklinde kılcallanır. Götürücü böbrek atarıyla bu kan geri çıkacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yapılan eşleştirmelerden hangisinin doğru olmadığı istenmektedir? Arkadaşlar, lizozim mikropların öldürülmesine kullanılan savunmada görevli bir enzimdir. Tükürük, gözyaşı ve mukusta bulunur. Doğru bir eşleştirmedir. Serumun içerisinde hazır antikor bulunur. Hayvanlardan elde edilmektedir. Doğrudur. Aşıda zayıflatılmış ve öldürülmüş mikrop yani antijen vardır. Lizozim salgısı tükürükte bulunduğu gibi gözyaşı ve mukusta da bulunmaktadır. Serum arkadaşlar kanın pıhtılaşması sağlayan fibrinojenin
pıhtılaşma faktörünün olmadığı bir sıvıdır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Ayşe'nin tabloyu düzenlerken 1-2-3 değerlendirmelerinden hangilerinin doğru olacağı istenmektedir. Birinci ölçüde verilen yumurtayı protein, zeytini yağ, ekmeği karbonhidrat grubu besinler için düşünmüştür. Doğru bir açıklamadır. Arkadaşlar yumurtaya baktığımızda midede sindirimi başlamakta. Dolayısıyla proteindir. Zeytine baktığımızda ince bağırsakta sindirimi başlamakta. Dolayısıyla yağdır. Ekmeğe baktığımızda ise ağızda kimyasal sindirimi başlamaktadır. Dolayısıyla karbonhidrattır dememiz mümkündür. Domatesi selüloz yapısından dolayı sindirilemez diye düşünmüştür. Doğru bir açıklamadır. Domateste selüloz vardır. İnsanlarda selüloz sindirimi gerçekleşemez. Bu nedenle fiziksel sindirim olan kimyasal sindirimi olmayan olarak düşünülmesi doğrudur. Domatesi vitamin olarak değerlendirdiği için kimyasal olarak sindirilemez diye düşünmüştür. Yine söylenilebilecek bir ifadedir. Domates içerisinde bulunan vitaminler sindirime uğramayacaktır. İnsan sindirim kanalında vitaminler sindirilmeden doğrudan emilir. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Soruda bizden bir bilim insanının çalışmak için seçeceği model organizmada hangisini aramayacağı istenmektedir. Arkadaşlar, deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denilmektedir. Model organizmalar deneysel uygulamalar için elverişli olmalıdır. Kısa bir yaşam döngüsüne sahip olmalıdır. Laboratuvar ortamında yetiştirilebilmelidir. Genom büyüklüğü arkadaşlar küçük olmalıdır ve gen haritası çıkartılmış olmalıdır. Aynı zamanda ekonomik olmalıdır. Buna göre döl verme süresi yani yaşam döngüsü kısa olmalı. Genomu kısa olmalı. Gözlemlenebilir embriyonik gelişimi olmalı. Daha önce yaşam hikayesi bilinen bir organizma olmalıdır. Fakat popülasyon yoğunluğunun fazla olması tercihte kullanılan bir kriter değildir. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Soruda bizden polis memurunun hangi düşüncelerinde yanılmadığı istenmektedir. Birinci öncüde verilen davalının elbisesinden alınan kan örneklerinin kurbanın kanı olduğu düşüncesi doğrudur. Çünkü kurbanın kanıyla davalının gömleğinden alınan kan kıyaslandığında DNA parmak izlerinin aynı olduğu görülecektir. Davalının elbiselerinden alınan kanın davalının kendisine ait olmadığı doğru verilmiştir. Davanın elbiselerinden yani pantol ve gömleğinden alınan kan ile kendisinden alınan kan kıyaslandığında DNA parmak izlerinin farklı olduğu görülecektir. Davalının giyecekleri üzerindeki kan lekelerinden elde edilen DNA'nın kurbanın DNA parmak izine uyduğunu düşünmesi de yine yanılmayacağı bir düşüncedir. Çünkü davalının gömleğindeki DNA parmak izi ile kurbanın kanının DNA parmak izi aynı çıkmıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Soruda bizden Alzheimer hastalığıyla ilgili hangisinin söylenemeyeceği istenmektedir? A seçeneğine baktığımızda Alzheimer'ın destek hareket sistemi üzerine olumsuz etkisinden dolayı hastanın hareket kabiliyetini sınırlandırır ve kişisel bakımlarını yapamaz ifadesi söylenebilecek bir ifade değildir. Çünkü soruyla ilgili yapılan açıklamada Alzheimer'ın beyin yapısını bozduğu, zihinsel ve sosyal yetenekleri kaybettiği bilgisi verilmiş, ilerleyen durumlarda olayları hatırlayamadığı, aile fertlerini tanıyamadığı, onlara şüphe ve korkuyla baktığı, kendi kişisel bakım ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı bilgisi verilmiş. Fakat destek hareket sisteminin üzerinde olumsuz bir etki olduğuna dair bir ifade kullanılmamıştır. Diğer seçeneklere baktığımızda zihin sporları yapmak beyin hücrelerini çalıştıracağından Alzheimer hastalığından korunmak için önemlidir.
Doğru bir açıklamadır. Verilen bilgiye baktığımızda düzenli sporun, kitap okumanın ve bulmaca çözmek gibi zihinsel aktivitelerde bulunmanın hastalıktan korunmak için önemli olduğu açıklanmıştır. Kafaya darbe alınması Alzheimer'ın ortaya çıkmasında etkili çevresel bir faktördür. Doğru bir açıklamadır. Alzheimer'ın ortaya çıkmasında genetik faktörler kadar kafa travması gibi çevresel faktörlerin de etkili olduğu ifade edilmiştir. Tütün mamulleri kullanan insanlarda vitaminlerin emilimi azaldığından bu kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskleri büyür. Doğru bir açıklamadır. Alzheimer hastalığından korunmak için E vitamini içeren besinler tüketmek gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla tütün kullanımı bazı vitaminlerin emilimini, dolayısıyla E vitaminin emilimini azaltacağı için Alzheimer'a yakalanma riskini artıracaktır. Ailesinde Alzheimer hastası olan kişilerin bol E vitamini alması, düzenli spor yapması ve kitap okuması hastalığı önlemese bile geciktirebilir ifadesi yine doğru verilmiştir. Hastalığın tedavisinde spor yapmak, kitap okumak, zihinsel aktivitelerde bulunmak ve dengeli beslenmekten bahsedilmiştir. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soruda bizden serin amino asitinin 6 çeşit kodon tarafından şifrelenmesiyle ilgili hangi açıklamanın doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, aynı amino asit farklı kodonlar tarafından şifrelenebilmektedir. Bu durum olası mutasyonlarda sentezlenmesi gereken proteinin sentezlenememesiyle ilgili hataların bertaraf edilmesini ve eksikliği görülen kodonun bir başka kodon tarafından giderilerek yine aynı proteinin sentezlenebilmesini sağlayacaktır. Yani olası mutasyonlar sonucu yanlış protein sentezleme olasılığı en aza düşürülür. Doğru bir açıklamadır. Çünkü mutasyon sonucunda üretilemeyen kodon bir başka üretilen kodonla giderilerek aynı protein sentezi gerçekleşmiş olacaktır. Diğer seçeneklere baktığımızda protein sentezi sırasında mutasyon meydana gelirse protein çeşitliliğinin artması sağlanır. Yanlış bir açıklamadır. Çünkü farklı ve yanlış bir protein üretilecektir ve bu protein işlevsel olmayabilir. UCU yerine UCC gelmesi amino asitler arasındaki peptit bağ sayısını arttırmaz. Çünkü yine bir kodon vardır. Yanlış da olsa gelen kodon arasında yine aynı sayıda peptit bağ üretilir. Amino asit çeşitliliği artmayabilir. Serin yerine bir başka amino asit gelemeyecektir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Soruda bizden 1-2-3 değişikliklerinden hangisinin yapılmasıyla renkli sıvının bir yönünde hareket edeceği istenmektedir. Arkadaşlar, renkli sıvının bir yönünde hareket edebilmesi için basıncın azalması gerekir. Buna göre verilen düzenekte basıncı azaltacak bir olay bulunmalıdır. Düzeneği aydınlattığı sarı ışık yerine mor ışık verilmesi durumunda üretilen oksijen gazı artacak. Bu durumda basınç artışından dolayı renkli sıvı iki yönünde ilerleyecektir. Fanus içerisine yaprak sayısı daha fazla olan bir bitki yerleştirilecek olursa fotosentez hızlanacak. Atmosfere, yani cam fanus içine daha fazla oksijen gazı verilecek. Daha çok karbondioksit tüketilecek. Basınç artacağı için renkli sıvı iki yönünde ilerleyecektir. Ancak ortama bir karbondioksit tutucu verilirse bitkiler fotosentez yapamayacak, oksijen üretemeyecektir. Ortamdaki oksijeni fare kullanacaktır. Ortamdaki basınç azalacağı için renkli sıvı bir yönünde hareket edecektir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Soruda bizden karbondioksitin taşınması sürecindeki X, Y, Z yerine gelecek maddeler istenmektedir. Arkadaşlar, karbondioksit ile suyun birleşmesi sonucunda oluşan X karbonik asit olacaktır. Yani karbondioksit artı su eşittir H2CO3 dediğimiz karbonik asittir. Dolayısıyla X B olamaz, E olamaz.
Y olarak gösterilen ve kan plazmasıyla taşınan bileşik ise bir karbonat iyon olacaktır. Karbonik asit oluştuktan sonra hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrışır. Hidrojen arkadaşlar hemoglobin tarafından tutulur. Bir karbonat ise plazmaya gönderilir. Dolayısıyla Y'nin bir karbonat olması gerekir. Bu nedenle C seçeneği de yanlıştır. Z'ye baktığımızda ise hemoglobinin hidrojenden ayrılması sonucunda oluştuğu ve kan plazmasından gelen Y ile yani bir karbonatla birleştiği ve bu şekilde oluşan Z'nin daha sonrasında karbondioksit ve suya parçalandığı gösterilmiştir. Arkadaşlar alveollerde tekrardan bir karbonat iyonuyla hemoglobinin hidrojeni bırakmasıyla serbest kalan hidrojen birleşerek karbonik asit tekrar oluşacaktır. Karbonik asit sonrasında su ve karbondioksit bir kere daha parçalanacaktır. Buna göre Z'nin de karbonik asit olması gerekir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Soruda bizden bitkinin hayat döngüsünde hangisinin en son gerçekleşeceği istenmektedir? İlk olarak üreme hücrelerinin oluşumu gerçekleşir. Verilenler içerisinde polen oluşumunu ilk sıraya alabiliriz. Ardından polenler tozlaşmayla dişicik tepesine getirilir, çimlenir, döllenmeler gerçekleşir ve tohum oluşur. Tohum oluştuktan sonra tohum çimlenmesiyle yeni bitki oluşacak, bitki gelişecek ve meyve oluşturacaktır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Soruda bizden Fatoş Hanım'a bir dahaki denemesinde daha başarılı sonuçlar alabilmesi için hangilerinin önerileceği istenmektedir? Arkadaşlar Fazilet Hanım'ın hamurunun daha çok kabarmasına sütü ılık, suyu ılık alması ve kabı hava almayacak şekilde kapatması neden olmuştur. Çünkü Fatoş Hanım sütü soğuk almıştır, suyu soğuk almıştır ve kabını açık bırakmıştır. Bu nedenle kullandığı sütü veya suyu ısıtması durumunda enzimler daha etkili olur, fermentasyon daha hızlı gerçekleşir. Hamurun ağzı hava almayacak şekilde kapatılması durumunda oksijensiz ortamda fermentasyon daha hızlı gerçekleşecektir. Kullanılan un miktarının arttırılmasının olaya bir etkisi olmayacaktır. Çünkü her ikisi de alabildiği kadar unu almıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.